Tresüt'te hayalinizi yansıtmaya çalıştınız, gönüllü çalıştınız, ürettiniz. Ondan sonra hala hayalleriniz var Türkiye genelinde, birlik ve beraberlik içerisinde kooperatifleşme. Daha da ileri götürdünüz. Aslında bir kooperatifçilik bakanlığı kurulsun dediniz. Daha bitmeyen hayalleriniz var. En önemli ve öncelikli bundan sonraki süreç içerisinde atılması gereken adım, buradan siyasilere de söyleyebilirsiniz. Veya yapılması gereken SOS veren, hani biraz evvel yeraltı sularıyla ilgili endişenizi dile getirdiniz. Artı orada fiyatların özellikle bir endekste süt fiyatları artmadan mı her şeyin fiyatları arttı. Her şeyde %70 fiyat artmış ama sütte %13, %15 artmış gibi bir şey söylediniz. Bu dengesizlik var tabii ki. Peki rafa giderken burada 3, 5, 6 misli fiyat artışı genelde biz tarımda da konuşalım. Sadece sütte konuşmayalım, ette konuşmayalım. Bununla ilgili de son zamanlarda zincir marketlere karşı bir operasyon, denetleme gündeme gelecek dendi ve başladı bildiğim kadarıyla. Bu çözüm müdür? Yani burada gıda fiyatlarındaki artış milyonlarca insanı ilgilendiriyor, hepimizi ilgilendiriyor. Bundan bir ay önce gidiyorum, aynı kiloda aynı tip ürünleri alıyorum 150 lira. Bir sonraki ay gittiğimde 180 lira ödüyorum aslında. Burada denişen dönüşen nedir? Bir kartel oluşumu var mıdır? Özellikle çeşitli sektörlerde bir çimento karteli var diyorlar. Sizde kartel oluşumu var mıdır? Ürünleri toplayıp stoklayan var mıdır? Bununla ilgili alınması gereken acil tedbirler ne olmalıdır? Şimdi az önce söyledim, bütün sorunun çözümü kooperatifleşme dedim ya, bu dediğiniz konuda çözümü kooperatifleşme. Bu şekilde müdahalenin sonuç alınamaz. Yani zincir mağazalara alınamaz. Çünkü az önce dışa bağımlılıktan bahsettim. Ham maddenin artık birçoğu dışarıdan geliyor. Evet, bakın evet, bu bütün yalnız gıdanın ürünüyle bitmiyor. Bunun ambalajı var, etiketine kadar. Her şey fiyatlarda döviz kuruna endeksli olarak artıyor. Ha bunu daha da daraltabilir miyiz? Daraltabiliriz. Hayal kurun. Bakın ben hayal kurarak Evet evet hayal kurarak. Türkiye'deki bütün belediye başkanları, ABC Partisi önemli değil. Evet. Birer tane Tanzim satış mağazası açsa. Çoğu açmaya çalıştı. Bakın. Olmadı. Evet. Ama dese ki ben buraya sadece kooperatiflerin ürünlerini kabul ediyorum dese. Evet. Hiç kar amacı gütmeden sadece maliyetine, üreticiden alıp tüketiciye satsa, piyasaya, Bu doğaya aykırı söylediniz. Yapmazlar. Regüle eder. Evet. Bakın Tirisüt Kooperatifi'nin varlığından sadece benim 2000 tane üyem faydalanmıyor Rıdvan Bey. Küçük Menderes'teki 12 bin üretici bizden faydalanıyor. Bravo. Kesim fiyatını ben 44 lira açıklıyorum. Tirisüt Kooperatifi. Bütün Küçük Menderes'teki üreticiler kasabada 44 liradan kestiriyor. Sılaş fiyatının kaçı açıklarsam piyasa öyle oluşuyor. Piyasaya oluşuyor. Şimdi bunu olmakla evet. Tamam bunun olmakla piyasaya regüle edilir. Olmayacak bir şey. Biz yaptık mı? 7 yıl önce yaptım ben bunu. Tarım İl Müdürlüğü'nün önünde görürsünüz çiftçi markette. Evet. Modelini 7 yıl evet, önce evet, yaptık. Evet, evet, Düşünün bunu her belediyenin bir yeri vardır mutlaka bunu yapacak. Çok zor değil ki bu. Mutlaka var. Evet. Çok düşün bir kere. O zaman benim zincir mağazalara ürün vermem sadece kooperatif ürünleri satılacak diye. Rıdvan Bey, Türkiye'de evet. 500 tane belediye bunu yapsa benim ürünlerim sadece oraya ancak karşılar. Düşünün bir kere. Karadeniz'den fındık üreticileri bir kooperatif kanalıyla fındığını yapmış göndersin bütün Türkiye'ye. Malatya'daki iki tane tüccarın sömürüsü altında bugün Malatya'daki gittim gördüm kayısı üreticileri. Orada o kayısı üreticileri bir kooperatif kursun. O kooperatifin kayısıları bütün Türkiye'deki belediyelerin marketine satılsın. O zaman işte o zaman o daraltırız. En az bu iddia ediyorum %20-%30 bir farklılık oluşur. Üreticinin cebinde biraz daha fazla para girer, yüzü güler. Tüketicinin cebinden de hem %10-%15 az para çıkar ve güvenilir gıdaya ulaşırlar. Bugün Türkiye'de müthiş bir gıda terörü var. Geçen yine birisi bana mesaj yazmış. Başkanım tereyağınızı aldım küflendi. Dedim dua et küflendi. Evet. Bizim yoğurdumuz ekşiyor, organik, sulanıyor, sütümüz evet. bozuluyor. Evet, çok kullanma tarihinde benim tereyağım küfleniyor. İçini kimyasal koymuyorum. Katkı koymuyorum. Yoksa tabii ona 3 ay daha dayandırmak, evet. küflendirmemek basit. Basit. Yani kooperatifler hepsi güvenilir gıdaya sahip olduğu için halkımızı güven... Ha ne olur biliyor musun? Ancak o zaman biz Türkiye'deki o zincir mağazaları terbiye edebiliriz. Evet. Onların yüksek rant sağlamalarını engelleyebiliriz. Çözüm bu. Yoksa onları sopa göstermekle bu olmaz. O zaman tükettiğimiz gıdalar içerisinde özellikle süt ürünlerinde, et ürünlerinde ciddi katkı maddeleri var. Raf ömrünü uzatmak için maalesef, değil mi efendim? Maalesef. Yani o zaman yediğimiz içtiğimiz şeylerde
Efendim tehlike sinyali her zaman var anladığımız kadarıyla. Ben tüketicilerimizi bir üretici olarak şunu söylüyorum. Trisüt kooperatifi değil sadece. Kooperatif ürünlerini tercih etsinler. İki tane avantajlar olacak. Bir, güvenilir gıda çocuklarını sağlıklı beslenmiş olacaklar. İki, verdikleri para o elin asırlı çiftçinin cebine girecek.